Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalımızın Fantasy Premier League konuştuğumuz içeriği Clean Sheet'e hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta programı Edinburgh Dükü, Marionette Kontu ve aynı zamanda Greenwich Baronu olan Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip'i anarak açıyoruz. 99 yaşında bu dünyaya veda etti. Portakal kasasında geldi İngiltere'de devlet töreni ve omuzlarda gömülecek. Ramazan ayının ilk günündeyiz. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk. Allah rahmet eylesin. Evet, güzel bir bağlama yaptık. Yani İngiltere'yi ve bütün dünya kamuoyunu ilgilendiren bir haberdi aslında bu haber. Bu hafta 99 yaşındaydı Philip. İngiltere için de önemli bir figürdü. Kraliçe Elizabeth zaten İngiltere tahtının en uzun süre tahta kalan hükümdarı. Daha önceki altın çağlarda da bir Elizabeth vardı. Bu Elizabeth onu da geçti. 60 yılın üzerinde bir süredir hüküm sürüyor. Tahta bırakmadı kardeşim. Bu ne biçim taht sevdası? Yani evet, prens, yani 70 küsur yaşında prens mi olur diye Diana'nın ahını da aldı. Neyse, onu başka bir programda irdeleyeceğiz. Premier Lig'de geçen hafta güzel maçlar oynandı yine. Ortalamanın üstünde bir hafta geçirdim ben kendi adıma. Kaptanım ve Vice Kaptanım ikisi de oynamamasına rağmen 60 küsur puan aldım. Draft tarafında çok iyi geçmese de o tarafta agresif bir politika izleyeceğim bu hafta. Hamlelerimi de yaptım. Muhtemelen Hakan sen de görürsün. Önce geçen haftayı değerlendirerek bir başlayalım. Ondan sonra da bu haftanın maçlarını konuşalım. Valla geçen hafta ben de ortalama üstünde aldım ama 49 puan, yani ortalama 41 puan. Ya Kaptan Kane'di. O yüzden biraz geride kaldı şey. Kane gol atamayınca. Ama Cagney'i almıştım o tarafa. Cagney'in asisti geldi. Bamford boş geçti biraz. Sondan puan aldık. Defans tarafı çok iyi. Zaten Trent'i programda da önermiştim. 11 puan aldı. Everton'lardan clean sheet geldi. Digne ve Michael Keane'den. İyi puan geldi. Draft tarafında çok mutluyum zaten. Yaptığım bütün Wolverhampton hamleleri tuttu. Wolves clean sheet alınca. O yüzden çok yüksek defans puanlarıyla oradaki yerlerimi sabitledim. Orada artık birincilik, ikilikte de biraz beni geçmek zor olacak. Zaten öbür ligde 100 puan farkım var ikinciyle. O yüzden rahatım. Burada biraz daha ensemdesin. Bekliyoruz bakalım. Burada işler belli olmaz. Az önce bahsettiğim gibi benim agresif hamleler şu. Ben bu hafta orta sahada Neves, Armstrong ve Grealish'i üçünü birden salıyorum. Üstüne savunmadan Ezri Konsa'yı bırakıyorum ve Bowen, Saka, Pogba ve Dallas hamleleri yaptım. Draft'ta birazcık geç kaldım ama agresif hamlemi bu haftaya sakladım. Arap atı gibi sonradan açılmayı düşünüyorum. Yani bakalım bu hafta yaptığım hamleler bana ne getirir ama ikinci sırada bitiririm gibi geliyor bana da. Haftayı Everton Tottenham maçıyla açıyoruz Hakan. Benim takımımla senin takımın aslında bizim için ufak bir derbi sayılabilir. Everton tarafında Pickford, Doucouré ve Andre Gomez yok. Andre Gomez ve Doucouré orta sahanın as elemanları. İkisi de yok. O yüzden Yerimina da yok bu arada. Son maçta sakatlandı. Yerimina da sakat. Yani Everton zaten savunma anlamında, takım savunması anlamında sıkıntı yaşarken asıl parçalarını kaybetti. Ona rağmen son maçta golsüz beraberlik geldi. Beklediğim bir sonuç değildi benim. O yüzden Everton'un eksiklerine dikkat çekmek istiyorum ben. Tottenham tarafında zaten Kane istim üstünde yine. Yani diğer oyuncular da var ama ben Tottenham için burada Tottenham taraftarı olarak sen nasıl bir maç bekliyorsun bu maçtan? Sürpriz yapabilecek oyuncular var mı? Ve dediğim gibi bir Mourinho hayranı olarak hocanın koltuğu sallantıdayken bu maç için neler söylemek istiyorsun? Ya hoca gidecek zaten sezon sonunda büyük ihtimalle ama belki bir ihtimal hani toparlanıp, çünkü önümüzde iyi bir fikstür var. Toparlanıp belki Şampiyonlar Ligi ihtimali olursa bir ihtimal kalabilir. Şimdi çift maç haftasında Tottenham. İlk maçında da 5 maçtır galip gelemeyen Everton'la karşılaşıyor. Everton'un da durumu pek açıcı değil. Zaten forvetsiz oynuyorlardı. Bu arada Dominic Calvert-Lewin yine şüpheli. Oynamayabilir. Alan da şüpheli keza. O yüzden yani Mine'yi saymıştık zaten. Hem orta saha üçlüsü yok zaten. Ya orta saha göbek yok. Savunmada çok hani birbirleriyle oynamamış stoperler oynayabilir. Michael Keane'in yanında kimi tercih edecek orada Ancelotti, bakalım. Godfrey'i oynatır diye düşünüyorum ben. Ya bence de öyle olacak. Ama bazen 5'li oynuyor, bazen 4'lü oynuyor savunmayı. Bakalım nasıl bir diziliş olacak orada.
Valla Spurs Everton'a çok gol buluyor. Son 4 maçta Everton filelerini 14 kez havalandırmışlar. Kane Everton'a karşı son 11 maçta 10 kez gol bulmuş. Goodison Park'ta ise son 6 maçta 6 gol bulmuş. Yani Kane'in Everton istatistikleri çok yüksek. Ancak çift maç haftası olmasından dolayı ve Kane'in kadrolarda çok fazla yer almasından dolayı bir farklılaşmaya gitmek gerekebilir Tottenham tarafında. Çift maç haftasını tabii kullanmak lazım Tottenham'da oyuncular için. Çok fazla Kane kaptan yapan olacak. Son ve Kane için şöyle karşılaştırmalı bir istatistik vereceğim ben. Şimdi ikisinin de sahada olup 60 dakika üzerinde oynadıkları maçlarda Son Kane 10 maçta Kane'den daha fazla puan alırken Kane 7 maçta Son'dan daha fazla puan almış. Yani birlikte oynadıkları zaman Son bu sene çok uzun süreler sakatlandığı için birlikte oynadıkları zamanları alıyoruz. Son Kane'den daha fazla puan üretebilir durumda gözüküyor ve Everton'da çok kanatlarıyla oynayan, hani kanatlarıyla hücuma çıkan bir takım olduğunu düşünürsek Son'un kanat arkasına yapacağı koşularda gol bulabileceği bir maç olabilir Everton maçı. Keza Southampton'da benzer şekilde oynayan bir takım esasında Tottenham'ın iki maçı olduğunu düşünürsek Son da burada kaptan yapmak için bir fırsat olabilir diye düşünüyorum. Şimdi 33. haftayı Tottenham boş geçecek ama ondan sonra çok düzgün bir fikstürleri var. Sheffield, Leeds, Wolverhampton, Aston Villa ve Leicester gibi bir fikstür var. Dolayısıyla uzun dönemli tercihlerde de Son yine kadrolarda yerini alabilir herhangi bir sakatlık problemi olmazsa. Ben buradan Son, Kane ve Moura'yı önereceğim. Moura da bildiğin üzere çok formda. Son evet. 3-4 maçta hep asist veya gol katkısı yapıyor. Ya Tottenham zaten hücumda çok üretemiyor var. Yani Bale de formsuzken birazcık hani bir iki oyuncunun ayağına bakıyorlar. Yani az önce dediğin gibi senin yani Son'un daha yüksek puan getirmesi, Kane'in birazcık daha bu sezon bu takımın seri yakaladığı zaman büründüğü yani rolle alakalıydı. Birazcık daha takımı sanki gizli 10 numarası gibi oynuyordu. Son işte sahte 9 gibi ya da işte aslında sahte forvet gibi oynuyordu. Ben de bu maça dair hani notlarıma baktığımda Everton'ın sezon başındaki formdan oldukça uzak olduğunu zaten sen de söyledin. Son 4 maçta yalnızca 2 puan toplayıp sadece 2 gol bulabildiler. Arsenal, Aston Villa, West Ham'la oynayacaklar. Onları yani Everton için bizim için çok iç açıcı bir fikstür değil. Ya Tottenham tarafında da işleri iyi gitmiyor. Sen mesela bir fikstür diyorsun ama onlar da City, Arsenal, Manchester United'a kaybettiler. Bütün büyük maçlar gitti. O yüzden çift maç haftasını düşünerek ben kendi adıma kullanmamıştım. Triple kaptanı Kane'de kullanacağım. Dominic Calvert-Lewin'i sattım ben ve Lacazette'i aldım. Birazdan ondan da bahsederim. Çok mantıklı. O yüzden yani bu hafta ben forvetlerden iyi bir puan bekliyorum. Yani diğer forvetim de Watkins. City'ye karşı hani ne yapar ne eder o çok bilemiyorum onu. Ama en azından bir 30 puanın üzerinde 3 forvetimden bence alırım diye düşünüyorum. Şimdi diğer maçlara yavaştan geçelim. Newcastle son maçını kazanıp biraz nefes aldı. Fulham'ın üstündeler biliyorsun 6 puan. Bir de bir maç daha eksikleri var. Yani benim de gönlüm aslında Fulham'ın kalmasından yana ama sezon başında gerçekten... Yok bitti Fulham. Artık. Ya evet Fulham çok kötü durumdaydı. O dönem bir iki maç daha kazansalardı şu an çok nefes nefese bir düşme mücadelesi olacaktı. O yüzden Newcastle için hani bu West Ham maçı bir kritik bir maç sahasında ama West Ham son 3 maçında da 3'er tane atıp geliyor buraya ve Lingard artık hani yanıyor. Ama asıl burada dikkat edilmesi gereken sen de bana katılacaksındır. Bowen. Yani Bowen evet. Son 3 maçta da yüksek puanlar getirdi ve skora sürekli etki ediyor. Yani Moyes acayip bir iş yapıyor West Ham tarafında. Ben hani Everton günlerinden zaten çok sevdiğim yani hocam dediğim bir teknik adam. Ben oynattı oyunu çok seviyorum. Everton'a da çok kısıtlı bir kadroyla oynatıyordu. West Ham da öyle yıldızlarla bezeli bir kadro değil. O yüzden elindeki oyunculardan çok yüksek verim alıyor. Öyle. Ben iki takımın da gol bulmasını bekliyorum bu arada bu maçta. İki takım da 4 maç üst üste gol yiyor ve son 7 maçının 5'i karşılıklı golle sonuçlanmış. Senin söylediklerine ek olarak Wilson'la alakalı bir şeyler söyleyebiliriz burada. Wilson en sevdiği rakibe karşı oynayacak West Ham. 6 golü vardı yanlış hatırlamıyorsam West Ham'a karşı. Pardon 9 maçta 8 golü varmış. Yani ligde en çok gol attığı takım West Ham. Ve burada West Ham'da şimdi bildiğimiz üzere Rice yok. Antonio yok. Creswell ve Noble şüpheli. Yani bütün bu veriler ışığında zaten Ogbonna yoktu.
Bütün bu veriler ışığında West Ham'ın yine gol yiyeceği bir maç seyredebiliriz. Evet. Wilson'ın da gol atacağı bir maç olabilir bu. Lingard için de 9.1 puan ortalamasıyla, maç başı 9.1 puan ortalamasıyla ligin en çok puan üreten oyuncusu, en yakın rakibine de 2 puan fark atmış durumda. Çok inanılmaz ya. İnanılmaz gidiyor. Bowen'la evet. Çok iyi bir ikili oldular. Hatta Bowen'ın bu arada gol beklentisi Lingard'dan daha yüksek esasında son maçlarda. Dediğin gibi Bowen da iyi bir hamle. Hani bu maçta hem Bowen hem Lingard hem de Wilson'dan katkı bekleyebiliriz. Ya West Ham zaten bu noktaya orta sahalarından aldığı katkıyla geldi Hakan. Yani bir maç Suçak sahne alıyor, bir maç Lingard sahne alıyor. Zaten Lingard'ın da şu an Arsenal'le falan anılıyor. İşte 40 milyon pound bonservislerden bahsediliyor. Manchester United için de başka yapacağı transferler için, yani elindeki bir oyuncuyu kiralayıp böyle bir form beklemiyordu muhtemelen. Euro 2020'de de yazın muhtemelen İngiltere kadrosunda olur. O yüzden hani Lingard bu kadar formdayken kadronuzda varsa, benim kadromda var, kesinlikle değerlendirin. Eğer orta sahaya bir transfer yapacaksanız ve Lingard yoksa, başka bir oyuncuya senin dediğin gibi o tarafta ayrışmaya gitmek istiyorsanız diğer menajerlerden, Bowen iyi bir tercih olabilir. Haftanın bana göre fırsat maçına burada Wolverhampton Sheffield United. Aslında hani birçok kişi bunu çok rahatlıkla söyleyebilir ama Sheffield gerçekten berbat durumda. Wolverhampton'da Burnley, West Bromwich Albion, Brighton fikstürüne giriyor. Son maçlarını 1-0 kazandılar. Burada genç Fabio Silva son iki maçta bir gol, bir asist buldu. Hani Neto zaten takımın şu an hani kadrolarda bulunan bir oyuncu. Wolves çok formda değil ama Wolverhampton için işte savunmadan Cody tercihi bence yapılabilir bu maçta. Ve Fabio Silva eğer forvette ucuz yollu bir seçenek arayanlar için bence oldukça mantıklı bir seçim gibi duruyor burada. Ya olabilir ama ya kafama şu takılıyor sadece Wolverhampton tarafında. Neto yok. Sezonu kapattı büyük ihtimalle. Neves'te Covid. O da olmayacak. Yani karşı kaleye gitmekte ve oyun kurmakta zorlanabilirler mi bu açıdan? Bu benim için bir soru işareti burada. O yüzden ben de oyumu savunma tarafında kullanabilirim daha çok diye düşünüyorum. Orada Ayit Nuri ya da Semedo gibi hücum aksiyonlarına katılan savunma oyuncuları hem clean sheet fırsatıyla değerlendirilebilir. Neden diyoruz? Çünkü 28 gol beklentisinden sadece 17 gol üreten bir Sheffield United var karşılarında. Yani bir hayli düşük bir oran. Sadece Fulham'dan daha iyiler. Fulham beklentinin 12 gol altında atıyor. Ya Fulham'da da Mitrovic varken bu kadar kullanamamaları ya bence onların düşmesine sebep oldu bu sezon. Ya Mitrovic'le alakalı çok enteresan bir istatistik verecektim de onu sonradan çizdim. 17 Londra derbisi oynayıp 0 galibiyeti var Mitrovic'in. Ve yani bu evet. Alanda lider kendisi. Yani tersten bir istatistik hakikaten. Çok acayip bir şey var. Bir de Wolves tarafında Traore 35 Premier Lig maçı üst üste gol ya da asist katkısı yapmayıp son iki maçta bir gol bir asistle oynuyor. O da tamamının sırası. çok ya, yani. Traore hakkındaki fikirlerimi hani sen de biliyorsun, bizi daha önceki programlarda dinleyenler evet. De biliyor. O yüzden hani benim çok tercihim olan bir oyuncu değil. Yani bence Wolverhampton da oynayabilir ama bir üst seviyenin, yani bir baş altı takımının bile bence oyuncusu değil. Londra'nın bir diğer takımı Arsenal, Fulham'da oynuyor. Orada da aslında bir ufak bir yine derbi durumu var. Arsenal Fulham'dan sonra evinde Everton'da oynuyor. Everton zaten topluma da burada yani kaybederse Arsenal maçından da bir darbe daha yiyip tepe taklak devam eder. Sonrasında Arsenal Newcastle ve West Bromwich Albion'la oynuyor. Ben biraz kendi adıma geç kaldım ama az önce bahsettiğim gibi ben Lacazette'i aldım. Ben bu maç özelinde ve fikstüre de bakarak Arsenal'de her ne kadar beklentileri karşılayamasa da Nicola Pepe'nin ben kadrolarda bulunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü son maç Odegaard yoktu. İşte Ceballos'un asisti var. Yani Arsenal tarafında işte Aubameyang'da bu kadar belirsizken durumu bu takımda yaratabilecek, işte kenardan aksiyon yaratabilecek, asist yapabilecek, oraları karıştırabilecek gibi bir oyuncu olarak benim gözüme Pepe çarptı bu maçta. Ya olabilir ama ben yani Lacazette'de çok garanti gördüğüm istatistikler var. Son 6 maçın 5'ine ilk 11 çıktı. 4'ünde gol attı. Ve 2 maçta da bu 2 maçında da çift taneli puan aldı. Yani 10 ve üzerinde puan aldı. Pozisyonların %30'unu da gole çeviriyor ki bu çok yüksek bir oran. Bulduğu fırsatların %30'unu gole çevirmesi bir forvet oyuncusu için çok yüksek bir oran.
Arsenal son 3 Fulham maçında 5-1, 4-1 ve 3-0 kazandı. Fulham'da da Lookman yok. Daha önce bahsettiğimiz kayıcı stratejimize burada devam edip yine bu haftanın scout selection'ına Leno'yu yazacağım ben. Bir de Lacazette çok büyük fırsat olarak gözüküyor. Evet, kesinlikle ben de katılıyorum sana kaleci konusunda. Manchester United moralli, Burnley ile oynuyorlar. Onlar ikincilik için en büyük aday. Ya Tottenham maçında da yani sen de katılırsın bana, tahmin ediyorum ki iyi, çok iyi bir oyun oynadılar. Yani bence o takımın asıl yıldızı orta sahada oynadığı oyunla Fred gibi geliyor, bilmiyorum. Hani o noktada sen bana katılır mısın? Çünkü görünmeyen işleri çok fazla yapıyor. Fiziken dezavantajlı gibi görünse de çok acayip bir adam. Bence o Shakhtar'dan çıkıp beklentileri karşılamış ya da potansiyelini de üstüne çıkan, şu an böyle bence Premier Lig'in underrated orta sahalarından biri Fred. Son 4 maçta 4 galibiyeti var Manchester United'ın. 2 clean sheet'i var. Son maç Lindelof o hatayı yapmasa topluma karşı da belki gol yemeyeceklerdi. Şimdi rakip Burnley uygun bir maç gibi. Hani şöyle bir 2-0 bir galibiyet için, ama Burnley'de 5 maçtır. 5 maçta bir galibiyet almış ama son 5 maçın hepsinde gol bulmuş. İşte Vidra ve Wood gibi hani bizim ligde de çok fazla oynayan, aslında biraz böyle kazma tipli fizikli santrforlarla oynuyorlar ve ikisi birbirine servis yapıyor. O yüzden hani benim gönlümden geçen skor 2-0. Çünkü bende hem Shaw hem Wan-Bissaka var savunmada. Yani bence Manchester United savunmasından Shaw varsa bu maçta asist özelliğiyle mutlaka bulunmalı. Ama Burnley'nin de bu maçta gol bulabileceğini düşünerek burada ufak bir ben şerh koymak istiyorum. Ya valla Vidra bence biraz daha az kazma Wood'a göre. Wood gerçekten tam bir kazma forvet diyebilirim. Wood tam championship oyuncusu aslında. Evet. Hani orada evet, zirveye oynayan bir takımın az forveti olabilir ama yani Premier Lig'de ben bu tarz oyuncuları artık çok devrinin geçtiğini düşünüyorum ya. Valla Manu tarafında Greenwood, Cavani, Pogba ve Henderson, ben son maçta oyunlarını çok beğendim. Özellikle Pogba yani fırsatlar buldu. Biraz şovdan, biraz artık o gol atma alışkanlığını kaybettiğinden belki şey yapamadı. Onları fırsata çeviremedi. Çok fazla ara pas deniyor, isabet buluyor, bulamıyor. Ama üretkenliği olabilir gibi geliyor bana. Martial'in yokluğunda Cavani ve Greenwood ikisi de fırsat olabilir. Greenwood zaten sonradan oyuna girip 2 gol attı. Ben de draftta boştan almıştım o hafta. Çok iyi puan getirdi bana. Henderson kaleyi de Hakan'cığım anladık. Galiba. Draft'ta iyi bir hafta geçirdin ya. Vallahi gerçekten iyi hafta bu kadar geçirdim. Gözümüze sokmana gerek yoktu. ama öbür ligde aldım diye hatırlıyorum. Ligde değil. Yok, burada almadın zaten. Evet, baktım. Çünkü öyle acayip bir fark yoktu yani. Baktım ben senin forvetine. Ya Manchester'ın buradan sonra gireceği fikstür biraz şey. Leeds, Liverpool, Aston Villa ve Leicester. O yüzden zor. O yüzden yani savunma kısmı biraz daha zor olacaktır. Yani hücum oyuncularına hala yatırım yapılabilir. Orta saha ve hücum oyuncularına, ama savunma oyuncularına bir şart düşmek gerekir. Yani burada Pogba benim de aslında aklıma geldi ama çok da elim gitmedi. Senin dediğin gibi yani o birazcık skora katkı etme özelliklerini kaybetti hiç miydi? Yani istikrarına da çok güvenemiyorsun. Bu maçta hani şimdi çıkıp berbat bir oyunu ortaya koyabilir Burnley orta sahasına karşı. Hani muhtemelen öyle bir şey olmaz ama Leeds, Liverpool haftanın en keyifli maçı olmaya aday bence. Çünkü Leeds senin dediğin gibi bir fikstür takımı değil. Ama şeye doğru giriyor. Leeds'in ben sezon başından beri baktım formuna. Hani eğer iki tane maç kazanıyorsun sonraki 2-3 maçta kazanamıyor. O yüzden Liverpool karşısında ben galip gelebileceklerini düşünmüyorum. Yani berabere de bitebilir maç. Leeds tarafında bence yani hem Stuart Dallas ki draftta boştu. Şu anda ben aldım. Yani bunu nasıl hani bir hafta almadık. Hadi diğer hafta. Ben bıraktım. Ya sen evet, sen de yani müthiş bir zamanlamayla evet. İşte Wolves'a gittin sen tabii orada. Ya işte evet, oyunun zaten cilvesi bu. Hani sen orada clean sheet'e gidiyorsun. Adam gidip iki hafta gol atıyor. Asla bunu bilemezsin. Evet. Ama o çok istim üstünde. Rafinha yine aynı şekilde takımın en yaratıcısı oyuncusu. Şüpheli bu arada Rafinha'da, onu da söyleyelim. Oynama ihtimali var ama yüksek ihtimalle oynayacak. Ya bu maç özelinde işte Hakan, Liverpool yani bir mucize olup bu akşam Madrid'i elerse bu maça moralli çıkarlar. Yorgun da çıkabilirler ama kaybederlerse hani bir tokatı da Leeds'ten yiyebilirler. Yani Liverpool tarafında zaten savunmada Trent dışında güvenilir bir oyuncu yok. Yani çok fazla hataya meyilli yani Ozan da, partneri Phillips de. O yüzden kadrosunda Salah olan varsa, zaten Salah'ı satın almak çok mantıklı değil, çok pahalı bir oyuncu olduğu için. Yine ucuz yollu olarak skora etki edebilecek garanti oyuncu
Liverpool tarafından Jota. Jota olabilir. Yani git geldi oyunda Leeds'le karşılaştıkları için değerli olabilir. Ama ben geçen hafta Trent'i önermiştim. Şeyin de Liverpool'un kalan fikstürü de bu arada çok müsait savunma oyuncuları için. Bu hafta Robertson'ı önereceğim Trent'ten ziyade. Çünkü biraz istatistiklere baktım. Robertson'ın asist beklentisi Trent'ten daha yüksek. Trent son maçta işte 90 artıda golü atıp takımını kurtardı, 3 puana taşıdı ama Robertson'un hücum aksiyonlarına en az Trent kadar, hatta Trent'ten daha fazla dahil olduğunu görüyoruz. Ki bu maçta da bence böyle bir fırsat olabilir. Ve kalan haftalar içinde de Robertson değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Öyle bir görüşüm var. Bu hafta çok uzun bir hafta. Yani geri kalan maçlarla da alakalı, yani her çok gün kısa bir maç bahsedelim. Var. Evet. Evet, Chelsea Brighton'dan bahsedelim istersen. Çok az. Chelsea'nin kalan fikstürü biraz zor. O fikstüre baktım ben. Brighton maçı iyi bir fırsat. Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final yaptıkları için, hani ligde de Şampiyonlar Ligi bileti onlar için aslında biraz zor olacak. Ne dersin? Vallahi bakalım, göreceğiz. Hani orası iyice karıştı artık. Yani o koltuk West Ham'a kalacak. Leicester belki üçüncülükten düşecek. Şey yok yani, hani ortada bir çok belli bir durum yok. Ama Chelsea'nin olması zor gibi gözüküyor gerçekten. Chelsea ve Spurs biraz dezavantajlı konuma düştü orada. Spurs'un fikstürü biraz daha iyi. Mount çok formda, Mason Mount. Yani ne olursa olsun rotasyona gireceğini düşünmüyorum Mount için. Mount tercih edilebilir. Bir de ligin en çok kafa golü yiyen takımı Brighton olduğu için ben Zuma'yı da buraya fırsat olarak görüyorum bu hafta. Brighton tarafından benim de pek önerim yok aslında bakarsan bu maç üzerinde. Yani evet, diğer maç Aston Villa Manchester City. Buradan herhangi bir tavsiyede bulunmayacağım. City'nin hangi kadroyla çıkacağını bilmiyorum. Evet, yani ben de kesinlikle güvenemiyorum. Aston Villa tarafında da yani yani City son maç Leeds'e karşı savunmada pek şey, yani ligde çok fazla rotasyona gidiyor. İşte Fernandinho oynadı son maç. Eğer yine Fernandinho'yu stoper kullanabilirse, son dakika bir değişiklik yapamadığımız için, hani ilk maç olsaydı kadroda görsek Fernandinho'yu, hani Watkins'i ben mutlaka önerirdim. Çünkü son maçta hani sen de gördün, onun önde kaldığı bir pozisyonda yediler, uzatmadı işte 10 kişi rakibinden golü. O yüzden Watkins önemli bir burada tercih olabilirdi. Ama bu maç özelinde benim de çok fazla şeyim yok. O zaman senden haftanın... Bir de çok kısa West Bromwich atacağım. 2 dakika. Pereira, Cagne, Callum Robinson. Bu üçü yani şeytan, son 2 haftadır şeytan üçgeni. İnanılmaz üç top köşesi, oynuyorlar. Evet. Ben 2 haftadır West Bromwich maçlarını seyrediyorum. Yani Leicester'da çağlar büyük olmayabilir yine. Ve olmazsa savunmada çok zorlanıyorlar. Çağlar olmadığı takdirde. Çünkü evet, orada oturmuş çok, bir çok sağlıklar, savunma ikilisi yok. Çok sağlıklar yok. Savunmada, evet. Çağlar olmadan. Yani bekler de çok formda değil. Castagne, Pereira vesaire. Yani orada büyük sıkıntı yaşıyorlar. Ben bu maçta da West Brom için gol veya goller bulabileceğini düşünüyorum. O yüzden Pereira, Jagne, Callum Robinson üssü her zaman fırsat teşkil ediyor deyip haftanın 11'ine geçebiliriz. Tabii ki. Bende de bu arada Pereira var. Geçen hafta almıştım. O yüzden ben de bu hafta kadromu tutacağım. Yedek, zaten yedeğe çekme durumum pek yok. Aubameyang'ın da yine durumu belirsiz olduğu için. Yani Pereira benim zaten çok beğendiğim bir oyuncu. Bu hafta mutlaka skor etkileyecektir. İnşallah beklentimiz o yönde. Geçen hafta yazmıştı haftanın 11'ine. Bu hafta da yazıyor olacağım ben. Şimdi kalede Leno. Daha önce bahsettiğim stratejiyle ilerliyoruz. Savunmada Ait Nuri, Zuma, Robertson. Yani hücum yönü kuvvetli bir savunma tercih ettik. Orta sahada Pereira, Son, Lucas Moura, Lingard ve Mason Mount. Forvet'te Kane ve Lacazette. Şimdi ayrışmak isteyenler kaptanını Son yapabilir dediğimiz gibi. Ama güvenli tarafta kalmak isteyenler için Kane her zaman kaptan fırsatı. Hem de double çift maç haftasında Everton ve Southampton'la oynayacaklar. Senin de söylediğin gibi triple kaptan yapılabilir gibi bir fırsat duruyor. Kane ve Lacazette'den bu hafta yüksek katkı bekliyoruz o tarafta da. Hakan, ağzına sağlık. Yine keyifli bir sohbet oldu. Senin de ağzına sağlık. Teşekkürler. Clean Sheet'i bu hafta burada noktalıyoruz. Geçiş Oyunu kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bizi Spotify ve diğer podcast kanallarında, platformlarında takip etmeyi unutmayın. Herkese yüksek puanlı bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.
Thank you.